Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kitap alışveriş yaparken nelere dikkat ettiğimden, neye göre kitap aldığımdan vesaire bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bir sohbet videosu olacak. Umarım hoşunuza gider ve beğenirsiniz. O zaman hemen videoma geçiyorum ve size keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle benim şöyle bir kitap kumbaram var. Ben ay içerisinde cebimde kalan bozuklukları bu kumbaranın içerisine atıyorum ve ay sonunda burada ne kadar biriktiyse 20 lira, 30 lira, 50 lira ne kadar biriktiyse ben onunla kitap alıyorum. Ve bu bana kitap dönüşümü olarak geri dönüyor. Yani dönüşüm olarak, kitap olarak geri dönüyor. Ve neye göre kitap seçiyorum? Onlardan birazcık bahsedeyim. Öncelikle ben sevdiğim türe göre kitapları seçiyorum. Yani sevdiğim tür olarak da gerçek yaşanmış kitapları daha çok seviyorum. Yani gerçek hayattan alınmış işte fantastik olmayan. Ben fantastik kitapları çok fazla okumuyorum. Hani okuduğum kitaplar oluyor. Mesela çizgi romanları okuyorum. Fakat çok fazla hani genç yetişkin olan türde olan kitapları tercih etmiyorum açıkçası. Aynı zamanda o kitapların bana bir az da olsa bir faydası olmasını istiyorum. Yani bilgi olarak geri dönüş sağlamasını istiyorum. Bu yüzden bana bir şeyler katabilecek kitapları seçiyorum aynı zamanda. Ve edebi değeri yüksek olması gerekiyor. Bu türleri genelde tercih ediyorum. Mesela en sevdiğim yazar Paul Coelho, Simyacı'nın yazarı ve Simyacı kitabı en sevdiğim kitaplardan bir tane. Sizlere de öneririm. İkinci olarak sevdiğim yazarlara göre kitaplarımı seçiyorum. Yani mesela Paul Coelho'yu çok seviyorsam diğer kitaplarını da mutlaka alıp okuyorum. Hani sırayla alıp okuyorum zaten. Bir yazar eğer hoşuma gitmediyse, hani o yazarın kitabını beğenmediysem başka bir kitabını zaten alıp okumuyorum. Çünkü o ölçüde devam ettiği için genellikle çoğu yazar beni yanıltmıyor. Hani bu yüzden de çok fazla tercih etmiyorum. Üçüncü olarak tavsiyelere göre kitap alıyorum. Instagram üzerinde bildiğiniz gibi birçok booktuber ya da bookstagram hesapları var ve bunlar çoğu zaman çok fazla böyle kitap yorumlarında bulunuyorlar, kitap yorumları yapıyorlar. Aynı zamanda ben de bir booktuber olarak ben de yorumlarda bulunuyorum ve bu arkadaşlarımın yorumlarını ben çok dikkate alıyorum açıkçası. Onların yapmış oldukları tavsiyeleri mutlaka bir yere not alıyorum ve ay sonunda eğer konuları ve türü bana uygunsa, yani sevdiğim kitaplar içerisindeyse, hani sevdiğim tür içerisindeyse bu kitapları mutlaka alıyorum ve okuyorum. Çünkü merak ediyorum açıkçası, hani bu kadar tavsiye edilen bir kitabı okumalıyım diye düşünüyorum. Dördüncü olarak dördüncü şık ise fiyatlarına göre bir kitabı almıyorum ben kesinlikle. Hani bu kitap mesela diyelim ki çok uygun fiyatlı bir kitap. Fakat bana hitap etmiyorsa ben o kitabı almıyorum. Çünkü fiyatı ne kadar uygun olursa olsun ben onu rafa koyuyorum, fakat daha sonra okumuyorum. Hani bana hitap etmeyen bir kitabı boşuna almış oluyorum ve zararda oluyorum. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum. Benim kitap seçerken yapmış olduğum şeyler bunlardı. Yani bunlara göre kitaplarımı seçiyorum. Siz nelere göre kitaplarınızı seçiyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlarda bulunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.